Burada en çok merak edilen, aslında endişe duyulan konulardan bir tanesi doğum anında, bebek suyun içine doğduğu anda nefes alması ve o suyun akciğerlerine kaçması. Ama pratikte böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü kara doğumlarından çok farklı bir durum söz konusu. Bir bebeğin suyun altında nefes almamasını sağlayan birkaç tane mekanizma var. Bunlardan en önemlisi şu, nefes almayı sağlayan mekanizma yüzdeki ve ciltteki oksijenle ve karbondioksitle karşılaşması bebeğin. Bu anda nefes alma refleksini uyarıyor. Halbuki suyun içine doğumlarda su ve göğüs oksijenle karşılaşmadığı için bebekte bir kere nefes alma refleksi oluşmuyor. Bu bir. İkincisi, bu refleksi uyaran en önemli mekanizma kandaki oksijen seviyesinin düşmesi. Kara doğumlarında hemen kordon kapatıldığı anında bu nefes alma refleksi oluşabiliyor ama biz suda doğumlarda hemen oksijenlenme devam etsin ve plasentadaki kan biraz daha bebeğe gitsin diye kordonu kesmiyoruz ve oksijenlenme devam ediyor. Dolayısıyla bebekler suyun altında nefes alma ihtiyacı hissetmiyorlar. Bunun için birkaç tane daha refleks mekanizma var. Dalma mekanizması var. Yani dalma refleksi dediğimiz şey bebeğin ilk 3 ay, 4 ay neredeyse sahip olduğu bir refleks. Ağzına herhangi bir su değdiği zaman nefes yoluna giden o kanalı kapatıyor bebekler. Dalma refleksi böyle bir şey. Bir de yer çekimiyle karşılaşmadığı için o da nefesi uyarıyor. Yer çekimi, soğukla temas, dışarıyla temas bunları uyarıyor. Bu yüzden onlar da nefes almasını engelliyor. Gözünü açıyor, bakıyor suyun içinde ama nefes almıyor. Bir de bir uyarı yapmak lazım. Bu bebeklerin hayata geçişleri de dediğimiz gibi yumuşak oluyor. Normalde bebek birden bunlarla karşılaşınca çok aktif ve birden canlı oluyor. Bu bebekler ise yavaş yavaş kendilerine geliyorlar. O yüzden doğumdan hemen sonra ilk bir dakika içinde ağlamaması sizi korkutmasın. Bu normal bir şey ya da nefes almaması. Yavaş yavaş nefes alıyor. Buna gerek kadın doğumcular, gerek çocuk doktorları da yavaş yavaş alışmaya başladılar. Bu geçişler daha kolay oluyor. Yani binlerce suya doğum tecrübesi olan ebeler ve doktorlarla konuştuğumuzda içeride durup dururken, bir problem yokken nefes alan bebeklere rastlamadıklarını söylüyorlar. Nefes alma işi daha çok bir problem olduğunda, zaten biz de problem olduğunda gebeyi dışarı çıkarıyoruz güvenlik için. Bu yüzden bebeğin nefes alması ile ilgili doktorlar olarak bizim bir korkumuz yok.